MR, Evet. Ajans 1, 2, 3. Bak 1, 2, 3'ü bile aynı. Hazır mısın? Burada muhabbetleri Benim ediyoruz. normal kendi Oyundan Discord yayından hesabım kafam şey oldu da karışmış durumda. şifresini kaybettim. O yüzden bir Arkadaşımın girmeyeceğim Discord'undan gelen herhalde. şüpheli mesaja direkt tıkladım. CSGO 2'yi Ben görünce bu yayında arada çekerim, paylaşırım diye. göreve devam Böyle bir edebilirim. site attı beni. Bu sitenin Görüşelim. linkini maillerde gönderdim size. Dünkü görev dediğin Melih bu muydu Murat? Arkadan Yok. işte bizim ekibin O sohbetleri farklı geçiyor bir. vesaire. Burada hesabımın işte şifresini şeyini girdim. SteamGuard doğrulama kodu diyor sözde. Ekrana yayına vermemek için geri çıkmaya çalışıyorum. Çekemiyorum. Sitede kalıyor. Ondan sonra buraya girdim o şifreyi. SteamGuard'da olan kodu girdim. Hatalı kod dedi. Yanlış girmişim belki diye kontrol ettim. Tekrar girdim. Ondan sonra bekle burada. Burada telefona kod geldi bu sefer. İki kere yanlış girince telefona geliyor bazen. Her neyse telefon numarasının onay kodu için kod gönderdik dedi. SMS. Gelen SMS'te şu. Hemen göstereyim. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Burada Steam kimlik doğrulayıcınızı devre dışı bırakmak için veya taşımak için kod diyor. Ben o kodu hani burayı okumadan direkt o yayın kafasında bir yandan oyun bir yandan muhabbete dalmışım. Bu kodu giriyorum buraya. Sayılı olan kodu. Baktım. Direkt bildirimden kaydırdım. Telefon zaten kenardaydı. Her zamanki gibi kenara sabitlerim onu. Ondan sonra girdim buraya. Oradaki kodu. Böyle bir bağlantı şey yap dedi. Tekrar deneye bastım. Herhangi bir şey olmadı. Baktım olmuyor. Kapattım ben de. Ama daha sonra işte tekrar denedim vesaire falan. Ondan sonra baktım şeyle giremiyorum. Yazarak giremiyorum. QR kodu okutayım dedim. QR'ı da okuttum. Kod failed deyip durdu. SteamGuard'dan. Ondan sonra Steam'den çıka bastığım anda orada şey oldu. Burada hesabıma girdiler. Bağlantı yok falan diyor. Ben bu yazıyı görmedim tabii. İşte şu an hala oynamaya devam ediyorum. Bir yandan işte takipçim, bir yandan ekiple konuşuyoruz vesaire. İşte hala şu an o siteden bağımsız olarak kendi Steam'ime girmeye çalışıyorum. Bu oyunun kaydını yapabilmek için. Oyundan çıkmadan önce. Hesaptan çıkış yaptığı için. Girmeye çalıştım çalıştım yapamadım. Aşağı attım en sonunda. Zaman geçiyor. Biz görev yapıyoruz vesaire derken. Burada işte Steam bağlantısı kesildi diyor zaten. Hesaptan çıkış yapıldığı için. Burada baktım yapamıyorum. İşte da bilgiler daha fazla gözükmesin vesaire diye yayını durdurdum. Buraya çektim. Burada biz bayağı bir şey yaptık. Şu an giremiyorum. Bilmem ne muhabbetleri dönüyor arkada. Aa, senin hesabın çalındı muhabbetleri falan dönüyor. Burada ben Steam ekibine size mail atıyorum. Ondan sonra işte burada konuşuyoruz vesaire derken yapmak da istemiyorum. Tipime bak. Tabii okul Almanya'da olunca oradaki şey Ben bu kurulu da Almanya'da size olunca bıraktıktan sonra bu maili yayınıma devam ediyorum. nasıl yani? İşte dizi vesaire sisteme giremediğim için. Bana bir şeyler söylemek istiyorsunuz. Ama Acaba onu burada söylemeliyiz. Nazar 653 nickli bir O adam kızlar nasıl ya? "Bro, do you speak Yes, English?" I diye şey do, yapıyor. but "Yes, I do." dedim. hayır. İşte "but" işte Özür bilmem ne bilmem ne dilerim. falan. Biliyorum kızmazsınız "You're not tell elbette me." ama acaba yani Ondan tuhaf olur sonra mu? Gönül koyar mısınız diye evet, orada daha düşündüm uzun aslında. kalıyorum okul Niye gönül sebebiyle. koyayım? Niye kızayım? Madem bir söyleyeyim bakalım. Şöyle Neden yani? yapacağım. Merak ediyorum.
Bir kere açtım bunu. Can you open your Steam account dedi. Burada geldi şey yapıyor hani. Steam hesabını açmamı açabilirim dedi. Açabiliyor musun dedi sen. Burada kilitlendim kaldım. Ondan sonra I just buy your Steam account dedi. Senin hesabını satın aldım dedi. Büyük ihtimal çalanlar bunlardı da. Satın aldım hesabı yapıyor işte ayak yapıyor. Ondan sonra buradan çıktım. How do you know ben de my Steam account? Kenarda translate'e yazdım. Oradan çevirerek konuşuyoruz şu an. Do you want to back diyor. Geri istiyor musun diyor. Ben de hesabımı çalan sizler misiniz falan dedim. Şu an benimle dalga mı geçiyorsun dedim. O da dedi ki işte yeterince ciddiyim. Senin giriş şey ismin benim nickimi söyledi işte. Melih 5334 değil mi dedi. Öyle deyince kilitlendim kaldım zaten. Sonra işte ben de chatten yazmaya başladım. Direkt kopyala yapıştırla. Benim hesabımı çalan sizler misiniz diyorum burada. Sen, hani siz misiniz diyorum. Orada diyor ki işte hayır ben işte hesabını satın aldım web siteden. Hangi web site falan diyorum. İşte burada Alice işte sadece ruh hastası nickli takipçim de diyor hani hangi siteden, sitenin adı ne falan. LOL Steam diyor. Ben de buradan siteye giriyorum. Burada işte robot musun kontrolü vesaire muhabbetleri geçiyor. Bir bakıyorum öyle herhangi bir sıkıntı var mı vesaire diyor. Oradan tabii ağzım yanmış. Steam hesabı gittiğinden beri. Öyle. Burada işte sitenin açıklamasını falan okudum. Sonra girdim işte kendi ismimi aratmaya çalışıyorum. Ondan sonra aşağıdan hala işte sen almak istemiyor musun geri almak istemiyor musun hesabını dedi. Çünkü dedi ben satın aldım dedi. Hani 50 dolara satın aldım dedi. Ondan sonra sen onu bunu boş ver sen geri istiyor musun istemiyor musun dedi. Hani istiyorum ama nasıl dedim. Hani neden benim hesabım dedim. Orada işte beni işte Discord'dan ekle dedi. Nick'ini attı. Discord'dan ekledik bunu. Ama işte neden Discord'a gelmek istiyorsun dedim. Burada diyor ki işte yayıncı Discord'unu görmek istiyorum vesaire vesaire. Sonra giren şemsiye açılmıyor zaten. Ondan sonra dedim bir deneyelim bari. İlker işte kim yapmış lan falan diyor benim arkadaşım. Discord'a girdim dedi burada. Bu arada XJRZX adlı kişi onun arkadaşı. Aşağıda da yazıyor direkt çeviriden çevirmiş. MyKent hesabınızı satın aldı. İlgileniyorsanız size geri verebiliriz yazıyor. Şey yapıyorlar. Burada XJRZ. Nerede? Fendre'de diyor Steam'deki hesabında abi Twitch şey olmuyor falan fistan diyor. Hangi kullanıcı adında Melih yazıyor ya onu anlamadım. Her neyse. Benim Steam kullanıcı adımda Twitch Melih Game yazıyor direkt. İşte beni hareket ettirecek misin? Harekete geçecek misin? Hani geri istiyor musun hesabını falan Discord'una girdim dedi tekrardan. Ondan sonra sesimize gel diye Türkçe çeviriyle yazmış. Şu adamlar konuşuyor. İşte siteye girdik işte oradan satın aldık hesabını diye anlatıyorlar. Account on this website that I explain you. I see on your account a lot of games. You pay a lot of money for your account, yeah? Çok fazla oyunun var ama paran yok. Senin hesabın bu değil mi diyor. My account was hacked. That's all I know. Ben de işte çeviriden burada çevirdim. Yeah. Diyorum işte benim hesabım çalındı. Hani çalan siz misiniz falan. Yok diyor ben hala satın aldım diyor. Israr ediyor. I'm really in your account right now.
Yeti. Sonra dedim hesabımın olduğunu kanıtlay, hani benim olduğunu kanıtlayabilir misiniz? Orada işte bu muhabbetler döndü. Sonra işte burada şey yaptığını, işte yazdığını, ne yazdıysa artık bu duruyordur şeyde, Steam'de. Şey Discord'da, pardon. Bakayım ne yazmış tam olarak. RRZ gözükmüyor. Silmiş büyük ihtimal mesajı. Her neyse. Senin seçimin nedir dedi. Ben de inatla hani para vermemek için direniyorum. Alo. İloş. Alo. Şu an arkadaşlarım şu an geldiler. İki kişi, tamam mı? Kaliteyi yükseltelim. Sistemden. One minute bro. Bu iki mal. Şu an ekibime ben olayı anlatıyorum. Çalanlar olabilir ama emin değilim. Hesap kilitlendi şu an Steam hesabım. Ama ona rağmen Steam hesabında kendi adını şu... Ben burada kendimden emin bir şekilde diyorum ki hani hesap kilitlendi. Hesabı kilitledim ben e-postam üzerinden. Ama bunlar inatla hani şey yapabiliyorlar, girebildiklerini söylüyorlar. İnanmıyorum burada hala. Bu Melih 5334 var ya, kullanıcı adı mı? Evet. Onu gelmiş kendi adının yanına yapıştırmış. Burada ben kullanıcı sadece adının profil adını senin hesabın öyle yapabildiğini sanıyorum. Hangisi? Bu JR... Bu JRZ olan. Artı şöyle bir muhabbet var. Ben hesabımı kilitledim. Şu an bir baksanıza Steam'e. Benim hesabım, profilim gözüküyor mu? Normalde hesap kilitlenince profil gözüküyor ama oyunlar hakkında kısmı vesaire gözükmüyormuş. Bana ilk çalındığında bizimkiler söylemişti. Hesabın işte şöyle şöyle falan işte oyun gözük... Hani oyunlar falan gözükmüyor diye. Ama profil gözüküyordu. Bir benim profile baksana Tilki. Burada Steam'den baktırıyorum işte, acil. Bakın diyorum. Sonra İlayda geliyor. İlayda'ya da söylüyorum. Bir saniye. Yarım dur. Hani bir girsin hesaba vesaire. Adamlar ne dediğimizi anlamadıkları için İngilizce konuşuyor diyorlar. But just one minute. Bro. Bro. Yo. Did anyone understand English or any shit like that? Я учу говорить по-русски. А, говорить по-русски? Да. А, ну, моего аккаунта. Burada Elan dalga geçiyor. I'm from. Yes. Yani. Niyet по-русски. Efendim? Efendim. Ne yok? Değişmiş. Nasıl değişmiş? Buradan seslendi sandım. Her neyse, ben burada işte çeviride yazıp Rusça'ya çevirip profilimde gözükmüyor mu Twitch mi diyeyim diye adamlara yayın açtım. Hani şey yapıyorum, kopyala yapıştır yapacağım. Ama şu an yayında görüyorlar zaten diye yayına veriyorum ekranı. Yayını izliyorlar bir yandan. Ben burada çeviriyorum. Ya. Burada benim hesabımı gösteriyor. İşte hileyi açıyor. Ne yapıyor bu? Ne diyor bu şimdi? Burada şu an hileyi açıyor. Benim hesabımın içindeyken. Hack bro. Yeah, this is hack. You're right. This is hack. Yeah, you're right. Why? Şu an Steam arayüzüne girdi. I told you. Burada harita beğeniyor sözde. Bu hesap için $50 verdim diyor hala. Hesap için işte $50 ödeme yaptım. Bro, nazar diyor. Look. I wrote here, you see? Look. Okay. O oradan yazıyor. Almak için $50 ödedim. Ben buradan yazıyorum. Arkadaşımın hesabı ise sen benim. Kim? Let him. Kim var hele? My name Melly? No, my name is not Melly. Aa, senin adını söylemiyorum. Gerizekalı. No, Steam name. Steam name? I changed it. Yes. Buraya geldi Steam'e. Buradan girdiği gibi burada görünüyor benim hesabımın olduğu.
Ama kitli hesabımı Steam tarafından e-posta ile kilitlediğim hesabı bunların nasıl açtığını hala bilmiyorum tabii. Konu hala muamma. Burada hesabımın olduğu gözüküyor. Why I'm changed? Ondan sonra bunu değiştirilmiyor Tell diyor, me about biliyorsun diyor. I don't Değiştirilmediğini ben de biliyorum. adı neydi Steam'de? Steam adı ne? Bir daha sorsam. İlayda da burada Steam adını soruyor yani profile bakmak için. Akkayt boşluk M54. Dur bekle. And bro. I wanna ask you bro. 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 Ha. Sen değil gerizekalı. Bro. Ben masayı aktarıyorum. Arkadaşların yanına geleceğim. Wait. Her neyse. Ondan sonra kütüphaneyi gösterir misin diyorum. Hala hesap belki hani değiştirmiştir, bir şey olmuştur falan. Google'da şey muhabbetleri var. İncele diyorsun, birkaç bir şey yazıyorsun. Direkt değişiyor mesela sitedeki bir şey. Ama sende gözüküyor sadece. Game. Ondan sonra oyunlarımı göster diyorum. Son oynadığım oyunları görüyorum burada. İlhan da zaten biliyor. Tilki nickli arkadaş. Benim hesabımı gösteriyor burada. Oyunlarımı, oynadığım şeyleri vesaireleri. Nasıl? Burada tamamen inanıyorum artık benim hesabımın olduğuna. Ondan sonra bu arkadaşım Melih'in hesabı neden sizde? Ne istiyorsunuz? Kimden satın aldın peki, adı ne falan filan soruyoruz. Para istiyorsanız söyleyin diyor. Küfür etme. Doğru. Benim o kadar param yok falan filan diyorum. Ondan sonra şey yapmak için, beni ikna etmek için oyuna giriyor. Ben bir yandan işte Steam'e girdim. Yan hesaba Eray'a verdiğim hesap vardı. Çiçekçi Nikli şurada görüyorsunuz. Ben bu lavuklarla konuşmayı deneyeceğim, tamam mı? Bu hesapta işte profile bakıyorum falan. Hesabında hile kullanıyor orası çocuğu. Şu an hesabımda işte hileyi açtı. Şu an benim hesabım girili vakitte. Şu an 360 açtı geziyor. Bir yandan da rapor mu diyor burada. Kimlere bakıyor burada? Oyun başladı. Yusi deyip duruyor ya, iyice gülesi. Hani bir yandan hileyi açıyor, bir yandan ekran paylaşıyor, bir yandan da izleyin diyor. Şey yapmıyor şu an. Hani bunu izleterek şey yapıyor şu an. Spotify. Şarkısını da açtı, keyfine bakıyor pezey. Uçuyor vesaire, bir şeyler yapıyor oyunda. Hile ile beraber. Ben hala Translate'den yazmaya çalışıyorum. Alo. Aç aç. Ondan sonra işte amına koyuyor şu. Hileyi açıyor, takılıyor. Bir şey hileyi açıyor, rapor mi diye bağırıyor sesli sohbette vesaire. Bizim sinirlerimiz bozuldu. Özellikle burada. Report me diyor, tekrarlıyor. Hesabı banlatmak için uğraşıyor şu an. Göstere göstere yapıyor her şeyi. Nazar çalmadığını söyle. Şu an ekibin geri kalanı geldi. İşte olayı anlamaya çalışıyorlar falan. Diyorum bak, ederim. Burada hesap için 50 dolar ödedim. Geri almak istiyorum. Yersen şu an hesabı kullananlar bunlar büyük ihtimalle. Çünkü hilelerle bir hesap almak istiyorsan diyor. Çok işli dışlılar. Bir hile değil. Her yerde bulabileceğiniz türlü ayağı. Burada işte ekiple konuşuyoruz, durumu anlatıyoruz, bilmem ne falan fistan derken. Erken alırım diyordum. Bunlar girebildiğine göre demek uyumam gerekiyordu. Uykusunda kaldım. Çıktı. Ne bir ortak. Olunca zaten sinirliyim. Burada işte biz muhabbet etmeye devam ediyoruz. Bu tarafta artık hani saldık kendimizi.
Nasıl olsa hesap gitti, daha geri alamayacağız diye. Çünkü ben Steam'in kitlemesine güveniyordum. Sen bir yayın Kilidi açtıklarına açalım, göre görelim oradan. Hayır, Efe'yi ben yayın izliyorum. Hani hesap gitti artık, daha kurtaramam diyordum. Hani hesabı çalıp benden aldıktan sonra 50 dolara satın aldım numarası vesaire falan filan. Şu an olayı şey yapıyorum. İşte diyorum böyle böyle. Arkadaşlarım boşaltıp benim sunucuma gelip basit bir gösteri yaptınız diye 50 dolar. 8 ayda Twitch'ten kazanmaya çalıştığım parayı size mi vereceğim dedim ben burada. Hani burada artık şey yapıyorum, içimi boşaltıyorum. Bir tık kendimi böyle rahatlatmaya çalışıyorum gibi. Falan fistan. Tabii ki anlayacak. Ondan sonra bir dakika. Neredeydi o? Şurada bir yerde. Adam evet. Açsana gülüm. Tamam. Chat kısmını görüntüleyemiyorum. Burada bir yerde artık diyor ki hesabın ve ban yedi diyor. Ben girdim, hala şeye bakmaya çalışıyorum, isme vesaire. Biraz daha önce. Bir dakika. Okuyacağım, izin vermeyeceğim arkadaşlar. Niye? Bana parayı ödeseydin iade edebilirdin ve ben de yanlış bir şey yapmazdım ama sikişmen gerek. Gibi ha, bir yani cevap şey yazdı. Bütün chat duyduktan sonra reddetmenin bir anlamı benim yok. Chatime. Kimin izni verebilirdin. Hayır, o duymasın diye. O duymasın diye. İzin. Burada bir yerde şey diyor. Hesabın diyor ban yedi diyor. Üzgünüm diyor falan. Gülücük bir şeyler atıyor. O yeri bulmaya çalışıyorum size, hani mesajı göstermek için. Aynen öyle. Bro dedi burada. İzliyor zaten, ne yaptığıma bakıyor. Your account have ban dedi. Senin hesabın ban yedi dedi burada. Bir hile kullandı. Bir işte 15-20 dakika böyle banlayın beni diyerek kullandı. Ondan sonra hesabım böylece ban yedi. Very nice. Hani bu videoyu hem siz olun, bilmediğiniz linklere tıklamayın diye çekiyorum. Hem de bu videoyu, 23-24 dakikalık videoyu Steam desteğe atacağım. Bir saniye. Yayın açsana, bir göremiyoruz. Hani burada artık ben de kayışlar kaldı. Tebrik ediyorum seni dedim. Başladım alkışlamaya. Hani aşırı sinir oldum. SS atsın eline. Ama hesabımın sen bir yayın açsana eline, yazdım. Yediği banı benim yapmadığımı bu şekilde, bu videoyla kanıtlayabilirim sizlere çok rahat bir şekilde. Hani olayı da anlattım size. Zaten mailleşmelerimiz de duruyor Steam destek ekibi ile, o hesapla. Hatta onu da şöyle gösterebilirim. Ama tabii ben mailin şifresini değiştirdiğim için burada işte benim hesabım, doğrulama kodu vesaire muhabbetleri, benim gönderdiğim
Şey de burada. Burada işte adamın yazdıklarını da şey yaptım. Buradaki konuşmamızı ekledim. Şöyle bir konuşma var. Burada işte kendi işte takipçimin konuşmaları da ekledim. Olduğu gibi konuşmayı kopyaladım, yapıştırdım. Ne konuştuk, ne yaptık vesaire. Burada işte satın aldı diyor. Burada ben demişim ki, ne dedim ben de bilmiyorum bak mesela. Onu bile çeviriyorum şu an. Evet biliyorum biraz uzun oldu hani chat muhabbetin dedim. Rahatsız etmek istemem ama yukarıdaki canlı yayın sohbetimde geçen konuşmaları kopyala yapıştır yaptım. Umarım işinize yarar dedim. Önce hesabımı çalıp sonra bana 50 dolar satmaya çalıştıkları için gerçekten çok sinirlenmiştim. Steam en güvenliğim platformlardan biri. Ama nasıl böyle bir şey oldu anlamıyorum. Lütfen daha fazla değer kaybetmeden hesabımı bana geri getirin dedim. Orada ban şeyini görünce. Her neyse bu da önceki işte şeyler işte hesabınızın şeyi değişti bilmem ne falan filan muhabbetleri. Burada da yazıştık sizinle. Yani diyeceğim o ki Steam hesabımda burada ban yememin sebebi onlar. Başarılarda mı yazıyordu? Burada bir yerde yazıyordu hesabınız banlandı vesaire diye. Neyse. Zaten biliyorsunuz. Şu an hesapta Vagban var. Öyle bir uyarı geldi. Şu an o uyarıyı bulamadığım için oyunu açıyorum. Görünen adı falan değiştirmişti. Onun fotoğrafı da var bende. Her şeyi çektim. Evet konsolum böyle. İşte burada şeyler var. Normalde böyle şeyler çıkmıyordu. Blitz işte şey. Blitz'i nasıl kapatıyorduk lan? Konsolu kapat. Eşit şartlar sağlamak bilmem ne. Geçtiğimiz günlerde... Bir... Sonra bildirimi var. Bu hesap kalıcı olarak güvenilir değil. Hesabım banlı şu an. Ve arada bir CS girdiğim için hesabımın banının kaldırılmasını istiyorum. Hesap işte oyun geçmişinde bir şey gözükmüyor. O attığı girdiği yoldaş maçında. Durum vaziyet budur. Hani sizden bu kadar uzun video gönderilecek mi ondan bile emin değilim. Ama Steam ekibi olarak sizden tek isteğim hesabım eğer açılabiliyorsa bu Wakeman kaldırılabiliyorsa kaldırın. Sonuç olarak donanımdan sıkıntı varsa donanım benim donanımım değil. Yapan ben değilim. IP'den sıkıntı varsa IP yine ben değilim. Farklı bir ülkede, farklı bir konumda, farklı bir bilgisayardan giriş yapılıp bana ekran kaydı izletilerek gözümün önünde banlattılar hesabı. O yüzden eğer açabiliyorsanız hesabımı açmanızı isterim. Çünkü hani çok olmasa da sürekli olarak olmasa eskisi kadar. CSGO 2'yi çok bekleyen biriyim ben. Zaten o yüzden böyle bir tuzağa düştüm. Hani CS'ye arada bir giriyorum kafa dağıtmak olsun vesaire olsun. O yüzden hesabımı açabilirsiniz eğer. Çok sevinirim. Bu videoyu YouTube hesabımda da paylaşacağım. Olası bir durumda hani herkes gözünü açık tutsun diye. Benim hani demek ki benim başıma geldiğine göre başkasının da başına gelebilir bu. O yüzden siz olun. Gördüğünüz her linke tıklamayın diyorum sizlere. Benim gibi yapmayın yani. Yoksa hani ben Steam hesabını çaldırdım, kurtardım. Hani biraz psikolojik olarak diyeyim.
Hani biraz şey yaptım. Darlattım kendimi. Ama hesabı aldım mesela. Hesap konusunda şu an sıkıntı yok. İşte biraz lüks kaldım. Biraz para cezası yedim falan fistan. Onlar özel muhabbetler. Onun dışında hani Steam ekibine tekrardan söylüyorum. Bu videodan sonra eğer bu videoyu atabilirsem size, hani uzunluk sıkıntısı yoksa veya boyut sıkıntısı, videoyu izleyince zaten göreceksiniz. Olayı olduğu gibi anlattım. Eğer dilimi anlayan varsa, Steam Türkiye ekibinde vardır gerçi de. Her neyse, bana CSGO hesabımı verin. Steam hesabımı geri almama yardım ettiniz. Buradaki mailde de zaten en son mailde hesap şifren değiştirildi diye şey geldi. Neresiydi orası? Bir tık da altı. Bunun da altı değil. Aynen. Burası mıdır o? Şu muydu? Değil. Hangisiydi ya? Bir tane mail geldi sizden. Bak burada zaten bu maili atmadan önce burada hesabıma şey geliyor. Kimlik kodlaması işte kodlayıcı hesabımızdan kaldırmak ya da değiştirmek için telefonunuza kod gönderildi diyor. Hesabımı kitleye bastım buradan. Hesabı kilitledim sözde ama nasıl açtılar bilmiyorum. Orası muamma. Her neyse buradan bana bir kod geldi. Böyle hesap vesaire. Bir dakika bulacağım. Steam Guard hesabına şöyle bir mesaj geldi. Ben bunu aldım. Türkçe'ye çevrilmiş bir vaziyette notlarıma yapıştırdım. Bu sayede hani hesabın şifresini vesairesini değiştirdiler direkt. Bana verdiler. Ben girdiğim gibi zaten yeni bir şifre koydum vesaire vesaire. Onları hallettim öyle. Hesabımı geri verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle olması gerekiyordu zaten de. Eğer CS Go hesabını o oyunun tabanını kaldırabilirseniz ayrıca minnettar olurum sizlere. Hani böyle bir şey neden başıma geldi bilmiyorum. Ne ara bu noktaya geldik. Bir anda böyle tek bir tıklamayla şöyle iki kodla. Ama yapamasanız da canınız sağ olsun. Ya en azından hesabım hala bende. Oyunlarıma erişebiliyorum artık. Bilgisayarda yüklü ama hesap farklı olduğu için mesela GTA'ya girdiğimde şurada satın al işareti çıkıyor. O benim aşırı moralimi bozdu mesela. Ama şu an girebiliyorum ki birazdan da yayında oynayacağım zaten. Evet. İzleyen herkese teşekkürler. Yani YouTube'a paylaşacaklarım için. Steam destek ekibi olarak sizlere de zaten diyeceğim her şeyi dedim. Bunu birazdan Steam destek sayfanızdan size CSGO üstünden yollayacağım. Eğer bu videoyu izleyebilirseniz 33 dakika biliyorum uzun. Ama hesabımın banının neden kalkması gerektiğini sizler de anlayacaksınız. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi günler dilerim.